Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sökü, un, halka arzının detaylarını inceleyeceğiz. Öncelikle halka arzın ne tür bir halka arz olduğunu, büyüklüğünü, kaç lot düşeceğini, şirketi tanıyacağız. Ardından finansallarını, ardından ucuz mu pahalı mı kısmına bakacağız. Ve ardından bence en önemli kısım ben ne yapacağım, kendi kararımı söyleyeceğim sizlere. Şimdi analize, tanıtıma geçmeden önce arkadaşlar birkaç bir şey söyleyeceğim sizlere. Öncelikle videolarımızı izleyen birçok kitlemiz var. Ama bu kitlemizde sizler kanala abone olmuyorsunuz. Yani %70 izleyen abone değil. Lütfen kanala abone olalım arkadaşlar. Destek olalım yani. İkincisi de açıklamalar kısmında sizler için bedava bir uygulama bırakıyorum. En üstte link, Midas Yatırım'ın linki. Bu uygulamayı indirip üye olduktan sonra arkadaşlar bedava bir şekilde hisse senedi analizleri, hedef fiyatları, model portföylere ulaşabileceksiniz. Bedava canlı veri var. Yıl sonuna geldik. Yılın son haftasında da komisyonsuz hisse alım satımı yapabileceksiniz arkadaşlar. Bakın bunların hepsi bedava. Linke tıklamak da bedava. Kanala abone olmak da bedava. Oradaki zili açmak da bedava. Haydi gelin başlayalım. Evet, sökü una baktığımız vakit değerli arkadaşlar, malum bizim klasikleşen artık tablomuzu oturttuk sökü unu. 4-5-6 Ocak 2023'ün ilk halka arzlarından 4-5-6 Ocak'ta halka arz olacak. Oransal dağıtım toplam işte 7,5 liradan 77,5 milyon lot satışa sunulacak. 581 milyon TL'lik orta büyüklükte bir halka arz ve de katılım endeksine uygun. Bazı arkadaşlar soruyor diye orayı da ekleyelim istedik arkadaşlar. Konsorsiyum lideri QNB Finansbank, QNB Yatırım. Bakalım şöyle detaylı ne var. Halka arz sonrası da %20 halka açıklık oranında işlem görmeye başlayacak arkadaşlar. Taahhütleri bir böyle buralara da yazdık ama özeti şu arkadaşlar. Satmama taahhütü var. Bir yıl ihraççı satmayacak, bir yıl ortaklar satmayacak. Bu satmama taahhütü sizi kapsamıyor. Yorumlardaki sorulardan aldığım izlenim olarak ben de mi satamıyorum falan gibi vardı bir önceki halka arzlarda. Sizi, beni, kimseyi şey yapmıyor. Sadece ortakları ve ihraççıyı kapsıyor arkadaşlar. 30 gün boyunca da brüt halka arz gelirinin %20'si ile fiyat istikrarı planlanıyor arkadaşlar. QNB tarafından. Zaten biz bunun halka arz olduktan sonra videolarını her akşam atıyor olacağız. Orada bakarız yani QNB alıyor mu, ne yapıyor, hani istikrar uyguluyor mu, uygulamıyor mu diye. O yüzden kanalı da takip etmenizde fayda var değerli dostlar. Dağıtım oranlarına bakalım. Dağıtım oranlarına baktığımızda yurt içi bireysele %65, yurt içi kurumsala %30, yurt dışı kurumsala ise %5'lik bir pay ayrılmış. %65 bireysele güzel bir oran ayrılmış. İyi, severiz. Kaç lot düşere gelelim. Oransal dağıtım olduğu için arkadaşlar bunu kimse tahmin edemez. Başka yerlerde hani işte %3 düşer, yok %5 düşer. Bakın bunun hiçbir hesabı yok. Tamamıyla sallama. Tamam. Yani o yüzden o tarz şu kadar düşer, bu kadar düşer, bunlara çok inanmayın. Dediğim gibi bu tahmin edilebilecek bir şeydi. Tahmini olmuş olsa, öngörüsü olmuş olsa yaparız ama öyle bir data yok. Aracı kurumlara bakalım. Nerelerden başvurabilirsiniz? Hızlıca okuyayım arkadaşlar. QNB'den, QNB Finansbank'tan, A1 Kapital, Acar Menkul, Ahlatçı, Alnus, Alternatif Anadolu, Ata Yatırım, Aktif Yatırım, Bizim, Burgan, Denizbank, Dinamik Menkul Değerler, Garanti Bankası, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Bankası, ICBC, ING Bank, Investas, Info, İntegral İş Bankası. Marbaş, Meksa, Osmanlı Yatırım, Oyak, Fiba Banka, Albaraka Türk, Türkiye Finans, Philip Capital, Piramit, Strateji, Şeker Bank, Taciller, Odea Bank, TEP deyince çok anlaşılmıyor. TEP yatırım menkul diyelim yani, veya TEP bankası diyelim. Tera, Trive, Türk İş, Ünlü, Vakıf Bank, Yapı Kredi, Yatırım Finansman, Ziraat Bankası, Pay Menkul, Prim Menkul. Büyük bankalar da işin içinde. Neden halka arz oluyor? Şöyle kısaca koyduğumuzda diyor ki, ben diyor bu halka arzdan elde edeceğim paranın %30'u ile güneş enerji santrali yapacağım diyor. Tamam. Yani muhtemelen fabrikasını falan güneş enerji panelleriyle kaplayacak.
Sonra diyor ki ilave ham madde ve mamul deposu kapasite artışı yatırımı diyor %12,5. %15'i ile unlu mamuller tesisi, işte tesis, makine, cihaz yatırımı yapacakmış. %35'i işletme sermayesine koyuyor. Bunu birazdan göstereceğim. Finansal yatırımda %7,5'luk bir şey var. Burada diyor ki gıda sektöründe yurt dışı ve bölgesel pazarlarda hakimiyeti olan markalarda bilinirliği yüksek. Şudur budur, buralarda finansal yatırım yapacak. Yani gidip hisse senedi bile alabilir yurt dışında veya herhangi bir finansal pazarda buğday bile alabilir. Bilemiyoruz orada, yani direkt onu söylememiş ama yapabileceği şeyler bu. Şirketi tanıyalım dersek Söke Un, herhalde bilmeyeniniz yoktur. Bütün marketlerde ben denk geliyorum. Sizler de denk gelmişsinizdir. 1963 yılında kurulmuş, 59 yıldır sektör deneyimine sahip bir şirket. Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy diye geçmekte. Paylarına bakarsak, şirket içindeki paylarına arkadaşlar neymiş? %18, %19'u Nevin Ulusoy, %9'u Onur Erhan Ulusoy, işte böyle gidiyor Ulusoy ailesinde. Ne iş yapar diye bakarsak dostlar, kısacası tüketicilere yönelik B2C, yani işten direkt son tüketiciye paketli un satıyor marketlerde, klasik şurada. Tahıl unu, glutensiz un, ekmek unu karışımları, ev dışı tüketim noktaları için profesyonel ürünler gibi gibi gibi. Parayı nereden kazanıyor demişiz? %34'ünü profesyonel ürünler, %25'ini özel markalı paketli ürünler ve %23'ünü paketli ürünler, %17'sini tali ürünler oluşturmaktaymış arkadaşlar. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Öncelikle halk arzın bir yapısını tanıdık. Ne kadar düşer? Halk arzı kim yapıyormuş? Nerelerden başvurabiliyorum? Şirket niye halk arz oluyormuş? Bu şirket kimmiş diye şeklindeki sorularınızı cevapladık. Tekrarlayayım arkadaşlar, burada arada, yani kanalımızın izleyicilerinin %70'i abone değil kanalımıza. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Şimdi bundan sonrasında finansal tarafa bakalım. Finansallara bakarsak değerli dostlar, 2020 yılında dönem varlıklar 173 milyondan 2021'de 251 milyona çıkmış. Eyvallah. 2022'nin ilk 3 çeyreğinde 1 milyar TL'ye gelmiş. Tabii ki burada bir enflasyon etkisi var, kabul, ama ona rağmen de üstüne biraz da olsa koyduğunu düşünüyorum. Duran varlıklar 88 milyondan 161 milyona çıkmış. Burada bu bir tesis açmıştır muhtemelen. Çünkü maddi duran varlıklar 41 milyondan 116 milyona çıkmış. Yeni değerleme de vardır içinde, bilginiz olsun. 2022 yılı 3. çeyreğe itibariyle 351 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Gayet güzel. Kısa vadeli borçlara bakarsak işte olay burada biraz görünecek. 160 milyonmuş, 230 milyona çıkmış. 2020'de 160, 2021'de 230. 2022'nin ilk 3 çeyreğinde 658 milyon olarak çıkıyor. Tamam, bakalım ödeme gücü var mı yok mu birazdan göreceğiz. Uzun vadeli borçlarda 17-18 milyondan 19,5 milyona, ardından 43 milyonlarda karşımıza çıkmakta. Bir de kârı bakalım. 2020 yılı sonundaki kar 10 milyon. 2021 yılı sonundaki kar yaklaşık 13 milyon diyelim. 2021'in 3. çeyreği ile 2022'nin 3. çeyreğine bakarsak, 2021'in 3. çeyreğinde yaklaşık 5 milyona yakın bir zarar varmış. 2022'nin 3. çeyreğinde 126 milyon liralık bir kar var. Enflasyonu da göz önünde bulundursak bile yine de üstünde bir kar elde ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi rasyolara bakalım. Yani şirketin diyorduk ya kısa vadeli borcu evet artmış gibi gibi. Yani burada aslında şunu demek istiyoruz. Yani bunu ödeyebilir mi? Baktığımız vakit ödeyebilir gibi duruyor. 1.08'lik bir cari oran var. Likit oran 0.84. Referans aralığının üst, yani referans aralığında. Nakit oran 0.01. Nakiti düşük. Şirketin cebinde nakit yok. Zaten ne diyor ya, %30-35'i işletme sermayesine koyacağım. İşte o işletme sermayesi olacak, tamam. İskontosuna bakalım. İskontosu klasik %20'lik bir iskonto var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani diyor ki ben diyor ederim diyor 9.38 ama ben 7.5'tan satışa çıkıyorum diyor. Tamam. Şimdi buraya kadar da finansal bilgileri koyduk. Finansal tarafta anormal böyle şöyle iyi ya da şöyle kötü bir durum yok. İyi duruyor finansal tarafta. Şimdi ucuz mu pahalı mı tarafına bakalım. Ucuzluk pahalılık tarafına baktığımızda halk arz sonrası cari oran 2.37'ye çıkıyor. Yani borçlarını rahat ödeyebilecek noktaya çıkıyor. Çünkü 550 milyon küsurluk bir içeriye para girişi olacak. Halk arz sonrası fiyat kazanç oranı 20 görünüyor. Bulunduğu sektörün fiyat kazanç oranı 34. Sektörüne göre ucuz kalıyor. Halk arz sonrası piyasa değeri defter değeri 2.4 görünüyor. Bulunduğu sektör piyasa değeri defter değeri 5.85 ucuz görünüyor. Yani halk arz olarak ucuz yapılan bir halk arz yani.
Şuradaki şu bilgiyi de Twitter'daki Çetin abiden hazır alıyorum. Kendisinin Twitter hesabı çöz derleme. Benim hesapta analiz serbest veya serbest piyasa analiz takip edebilirsiniz. Şu aşağıdaki tablolarda FastWeb Mali Analiz Pro uygulamasından aldığım tablolardır. Sonuç ben ne yapacağım? Ben katılacağım. Oransal dağıtım seviyorum. Yüksek miktarda talep edebiliyoruz çünkü. Eşit dağıtımlar artık şey oldu böyle ne diyeyim. Yakında 1 milyon talep falan görürüz gibi duruyor ama oransal dağıtım kesinlikle katılacağımı şimdiden söyleyebilirim. Tekrarlayayım arkadaşlar, kanalımızın izleyicilerinin %70'i kanala abone değil. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani abone olmanız bize bir şey kazandırmıyor ama moral motivasyon oluyor, bilginiz olsun. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Benim katılıp katılmamam da sizlere herhangi bir yönlendirme değildir. Kendinize iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler.